İkinci haftanın ilk günündeyiz. Ne yapıyoruz? Tekrar yerdeyiz. Kedi pozisyonuna geldik. Eşledik. Ve burada tek bacağımı uzattım ve başım karşıya bakıyor. Tekrar bıraktım ve başım karşıya bakıyor. Kalçam ve belim hafifçe sıkışmaya devam ediyor. İlave sıkışma için ne yapıyorduk hatırlarsanız? Diz 90 derece sıkıştır. Diz 90 derece sıkıştır. Ve sonraki hareketimizde yüzü koyun uzandık. Bel ile birlikte trisepsler ince ince çalışacak burada. Nasıl? Bakıyoruz. Plank pozisyonu hazırlandayız. Nefes verirken kollarım gergin. Ve yavaşça nefes verirken kollarım gergin ve yavaşça bırakıyoruz tabii ki. Bu hareketi özellikle bel fıtığı olanlar ve bel fıtığı ile birlikte reflüs olanlar yapar ise midede yanma, ağızda sonlanmayacaktır. O yüzden yer çekimini ideal olarak bu hareketle kullanabiliriz. Sonra sırt üstü uzanıyoruz. Ellerimi baktus gibi açtım. Dizlerimi tabletop pozisyona getirdim. Ve yan tarafa narince yatırıyorsun. Küreklerim fark ettiyseniz hala yerde. Dizler 90 derece üstte kondu. Ve omurgadaki açılmayı hissedeceksin. Kontrollü şekilde başlangıç pozisyonu aldım ve yavaşça yan karınları sıkarak diğer tarafa yatırdık. Burada da diğer kürek yerden kesilmeyecek. Burada bir es. Evet. Başlangıç pozisyonu dizler 90. Evet. Belde biraz daha esnemeyi artırmak için üstteki bacağı kendime çektim. Altta kalan kolum ile altından girerek direnci artırıyorsun. Bacağı biraz daha uzattıktan sonra çek kendini. Bekliyorsun. Mümkünse yere yatır. 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Ne kadar sinir sistemini pasifize eder isen daha fazla yere yakınlaşacaksın. Kendini çok sıkar isen yere inişin mümkün olmayacaktır. Aynısını diğer tarafta yapacağız. Uzattım. Diz alttan yakaladım. Çektim kendimi ve yavaşça yere doğru bastırdım. Sinir sistemi pasifize ettim. 5 saniye, 4, 3, 2, ve bir. İkinci haftanın ilk gün hareketleri çok narin ve bu kadar. İkinci haftanın ikinci günündeyiz. Ne yapıyoruz? Tam plank pozisyonunda komando plank yapacağız. Tam plank team, omuz başına temas et ve yavaşça bırak. Omuz başına temas et ve yavaşça bırak. Ve bunu kaç tekrar yapacağız? Ne demiştik? Yanma eşiği oluşacak ve üzerine 10 tekrar daha koyacağız. Bırakmadan sonraki harekete geçiyoruz. Plank pozisyonundasın ve dizi buradan yandan çekeceksin. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Basende, yan karında, belde ve kalçada. Yanmayı hisset, üzerine 10 tekrar ekle. Sonrasında diğer taraftayız. Yana yattık. Eli ister bele bırak, istersen yukarı. Kalça yere bıraktım.
Narince. Narince. Nefes verişinde kalçayı yerden kaldıracaksın. Aynısını diğer tarafta yapıyoruz. Ayaklarım üst üste, dirseğim omuz düzlem altında. El ister yukarıda ister belimde. İkinci haftanın ikinci gün hareketleri bu kadar. İkinci haftanın üçüncü günündeyiz. Tek bir hareket ama bütün bir hareket yapacağız sizlerle. Ne yapıyoruz? Dengemi sağladım. İlk olarak dizimi çeker, kollarımı açar ve dizimi arkaya doğru salar iken burada kontrollü şekilde planör pozisyonuna geçişini sağlarsın. Hareketsiz burada bekliyorsun. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça başladığın pozisyona geri geliyorsun. Aynısını diğer tarafta yapacağız. Şimdi sol dizimi çektim. Dengemi sağladım. Ve dizimi arkaya salar iken postürümü de aynı anda bırakacak. Karşıdan baktığımda T gibi görüneceksin ve dengeni sağlıyorsun. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kontrollü şekilde tekrar pozisyonu aldın ve başladığın yerde sonlandıracaksın. Bütün hareketler ve 3. günün ilk ve son hareketidir. İkinci haftanın dördüncü gündeyiz. Sırt üstü uzanıyoruz. Eller baş arkasında. Köprüye kalk. Köprüden kalktıktan sonra aynı anda çapraz buluştur. Eller baş arkasında. Köprüye kalk. Köprü düşüşünden sonra aynı anda eklemleri buluştur. Eller baş arkası. Köprüye kalk. Düştüğün gibi buluştur. Eğer ki burada direnci biraz daha arttırmak istiyorsanız şunu yapıyoruz. Köprüye kalktık. Düştükten sonra aynı anda gövdeyi kaldıracaksın. Uzandım. Köprüye kalk. Düştükten sonra gövdeyi kaldır ve daha fazla karnını çalıştır. Son tekrarımız. Tabanların yerde. Köprüye kalktım ve düşer. Köprüye kalktım ve düştükten sonra gövdeyi kaldırarak bu hareketi belde, kalçada, yan karında yanma oluşana kadar yapar ve üzerine 10 tekrar süsleriz. Yan yattık ve üstteki bacağı kaldırır. Kaldırı noktada bekler ve alttaki bacakta yakınlaşır ve tekrar bırakır. 4 kademeli. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Üst bacak sabit, alt bacak gelir ve gider ve bitiririz. Aynı işlemi diğer tarafta uygularız. Diğer taraftayız. Üstü kaldır, alttaki buluşsun, alttaki geri gitsin ve tekrar başladığın yerdesin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son kez. Yan kırında, basende, iç bacakta yanmayı hisset, üstüne 10 tekrar ekle. Devamında, sırt üstü uzandık. Elleri baktus gibi açtık ve ayaklarımı leg rest pozisyonu aldıktan sonra küreği yerden kaldırmadan alt postürün döngüyü sağlar ve ayaklar yere temas edene kadar iner. Ve başladığım pozisyonda tekrar sonlandırırım hareketi. Nefes al, ver nefeste başladığın yerdesin. Nefes al, ver nefeste başladığın yerdesin. Aynısını diğer tarafta yapıyoruz. Nefes aldım, ver nefeste başladığın yerdesin. Nefes aldım ve başladığın yerdesin. Yan karında, alt karında yanma oluşacak. Üzerine
ne demiştik? 10 ya da 15 tekrar ekleyerek hareketi sonlandıracağız. Dördüncü gün egzersizi bu kadar. İkinci haftanın 5. günündeyiz ve tekrar yere uzanıyoruz. Sırt üstü uzandık. Ellerin baş arkasında, gövdemi yerden kaldıracak ve yavaşça bırakacaksın. Başım yerde, ayaklarım yerde. Nefes ver ve yavaşça bırak. Nefes ver ve yavaşça bırak. Alt ekstremite komple kalkıyor. Üst ekstremite de sadece kürekler yerden kalacak. Karnımda uzunlamasına bir yanma oluşacak transverslerde. Bu yanma oluştuktan sonra üzerine 15 tekrar ekleyeceksiniz. Sonraki hareketimde yan uzandık. İster elim yukarıda, ister elim belimde, size kalmış. Ben yukarı almayı tercih ediyorum. Nefes ver, çek diz. Nefes ver, çek diz. Nefes ver, çek diz. Sonra aynısını diğer tarafa uygulayacağız. Elim yukarıda olması ben tercih ediyordum. Kalçamı kaldırdım. Çek diz. Her nefes ver işte. Ve 5. günün son hareketi. Burada 1, 2, 3, 4'te plankteyim. Sağla başladım. Sağla düşüyorum. Sağ dirsek kalktı. Sağ dirsek düştü. Sağ dirsek kalktı. Sağ dirsek düştü. Aynısını solda. Sol kalk. Sol düş. Sol kalk. Sol dirsek düştü. Bunda bel çevresinde yan karında yanma oluşana kadar devam edeceğiz. Ve üzerine ne demiştik? 10-15 tekrar ekleyeceğiz. İkinci haftanın 6. günündeyiz ve tekrar yerdeyiz. Ne yapıyoruz? Tam plank pozisyondayım. Yan döndüm ve döndüğüm anda elimi kaldırdım. Ve üstte kalan bacağımı yukarı kaldırır. Hareketsiz burada 10 saniye bekleriz. Aynısını diğer tarafta yapacağız. Ama yüzüm size dönük olsun istiyorum. O yüzden tam plank pozisyondayız. Diğer tarafta yan döner. Elim uzatır ve aynı anda bacağımı kaldırarak hareketsiz burada 10 saniye bekleriz. Plank pozisyonuna geçiyoruz. Plank pozisyonunda dizleri yan çekeceğiz. Nefes ver her çekişte. Nefes ver her çekişte. Çekerken kalçan hafif döngüye tabi olacak. Ve alt ve yan karın burada sağlam sağlam sıkışacak. Tabii burada bel ve kor bölgesi ilave olarak çalışacaktır. İkinci haftanın son günü, yani 7. gündeyiz ve ayakta sonlandıracağız. İlk olarak ne yapıyoruz? Dengeyi sağla, ister açık ellerin, isterse ellerin belinde. İçe pas ver ve yana aç. İçe pas ver ve yana aç. Her açışım ver nefes. Ver nefes. Ver nefes. Aynısını diğer tarafta yapacağız. İçe pası verdim ve içe pası ver ve dengeyi sağlıyorsun. O yüzden yan karnın ve üst bacakların sıkı olması gerekiyor. Aynısını bu sefer önde yapacağız. Gergin bacak ve diz çek. Gergin bacak ve diz çek. Burada denge için ilave olarak kolları ve gövdeyi kullanabilirsin. Diz çek, gergin şekilde. Aynısını diğer tarafta yapıyoruz. Bacağı atarken gövde döner ve sanki koşmaya hazırlık yapıyormuşçasına kolları da kullanmayı unutma. Bu hareketler üst bacak, alt karın ve hafif kalçada yanma oluşana kadar devam ettirilir ve üzerine 10 tekrar daha eklenir.
Sonrasında daha rahat bir hareketteyiz. Sağ elini sağ ayağımı yakalar. Diğer elinle dengemi sağlar ve kontrollü şekilde düşüş yapılır planörde ve nefes verirken kalkarsın. Nefes al, ver nefeste, kontrol sende. Aynısını diğer tarafta gerçekleştireceksiniz. Ne yapıyoruz? Elleri kulak arkalarını aldık ama baskı uygulamayacağız. Dizlerim hafif bükülecek ve burada belden düşüş gerçekleşecek. Düşerken kambur değilsin, tam tersi belin çukur ve gövde yere bakar durumda. Nefes verirken, postürümü düzeltirken dizlerim gerginleşecek. Tekrar yapıyorum. Ellerim kulak arkalarında, diz büküldü, bel çukur, göğsüm yere bakar. Nefes verirken tekrar kalktım. Son kez yapıyorum. Nefes al, ver nefeste, kalkışı sonlandır. Bu harekette sıkılaşma arka bacaktan başlar ve bel çevresine kadar ilerler. Son olarak da yan karnı son kez çalışırız. İkinci haftanın son günü ve son hareketi. Ne yapıyorsun? Dizi çek ve yana tekmeyi at. Dengeyi sağla. Burada şu bölgede mükemmel bir yanma sileceksiniz. Yanma işinin üzerine 15 tekrar daha yapacağız. Sizlere ikinci haftayı anlattık. Üçüncü hafta için yine aynı gün, aynı saatte bizleri takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz.